Merhaba, sudaki izler yaz sıcağında yine düştü yollara. Atatürk Havalimanı'ndan dış hatlar uçtuk, ne uzak ne yakın bir yere geldik. Pasaportsuz, neredeyiz? Doğru tahmin ettiniz. Tabii ki yavru vatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeyiz. Burada nereye gideceğiz? Hiç merak etmeyin, yolculuğun bundan sonrasını birlikte yapacağız. Hiç ayrılmayacağız. Hadi bakalım. İstanbul'dan 1 saat 15 dakikalık bir uçak yolculuğuyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ulaştık. Amacımız tabii ki yine sudaki izleri sürmek. Vakit kaybetmeden en iyi dalış bölgesine doğru yola koyuluyoruz. Kıbrıs'ta Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın misafiriyiz. Bir saatlik bir transferimiz var. Dalış için bizi en iyi yere götürüyorlar, öyle söylediler. 2011 yılı Türkiye'de Kuzey Kıbrıs yılı olarak kutlanıyor. Projenin hedefi herkese Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hakkında yeni şeyler öğretmek. Sicilya ve Sardunya'dan sonra Akdeniz'in 3. büyük adası olan Kıbrıs'ın kuzeyinde keşfedilecek çok şey var. Biz de hem Akdeniz'in incisine selam etmek hem de güzelim Kıbrıs'ın su altı dünyasını keşfetmek için Karpaz'dayız. Burada konaklayıp bu sularda dalacağız. Otelimizin hemen altında konuşlanmış dalış merkezinde bizi rehberimiz Marion karşılıyor. Merhaba Marion. How are you? I'm fine, and you? İyiyim. Very nice to meet you. Engin Aygün. The best cameraman in the world. Okay, great. The best dive guide in the world. I hope so. The best host in the world. Buradaki düzen gerçekten çok hoşuma gitti. Benim de dalış eğitmeni olarak çalıştığım yıllarda astığım malzemelerin düzenleri, kameramın temizliği dilden dile yayılmıştı. Alman disiplini bu belli. Her şey boy sırasında hizalı. Deniyorum tipler. Ya. Cetvel tutuyor musun? İp çekiyor musun böyle? Direkt yok. Almanlar böyle bir göz var. Göz var. Özü ver. Hem de eski tekstilciyim. Öyle mi? İnç. Santim santim. Evet. Biz bir tek bak onlar inç inç diyor, biz santim santim diyoruz. Evet, İngiltere'den çalışıyorum. İngiltere'den çalışıyorum. İstersen getirin malzemeleri, çizgiler. Uygun bir yer bulup hemen yerleşiyoruz. Dalış malzemelerindeki son gelişmeler Marion'a sükse yapmama da vesile oluyor. Ama önümüzdeki birkaç gün iyi malzeme değil, iyi dalgıç konuşacak. Bütün bilgileri orada görüyorsun. Yoldan geldik, yol yorgunuyuz demek burada yakışık almaz. Gece dalışı için hazırlıklara başlıyoruz. Gün batar batmaz Mario'nun peşi sıra yola, daha doğrusu suya düşüyoruz. Ya şurada herkes oturmuş, yemeğini yiyor, içkisini içiyor. Bak restoranda sudaki izler suda. Ne tuzlu suda. Yani onlar da ahtapot, kalamar, karides peşinde, biz de. Evet. Gece dalışıyla başlıyoruz. Yani daha programın birinci dakikasında geldik ayağımızın tozuyla. Karpaz'da Marion'la tanıştık, merhabalaştık. Bizi geceliğin kaçırıyor. Ona dur diyen yok. Ne yapıyorsun diyen yok. Takıldık peşine gidiyoruz. Allah yolumuzu açık et. Alma istiyorum onu senin. Oh my God. Evet. What must do Florine? Sie müssen. Türkiye'den geldim. Alman şakır şakır Almanca konuşmaya başladım. Gece dalışına daha başlamadan. Hasan. Abi. Was must du Hasan? Bitte schön. Evet. Oho bak. Evet. Evet. Benim hayat zorlanıma dalışıyor. Kaptan çapa bağladın mı? Aksine bağlayacağız herhalde. Çapa. 100 metre. Bak istersen. Çapa tamam. Hasan bizim giyinmemize yardım edeceksin değil mi yine? Tabii ki abi, ne demek. Tamam. 27 derece su. Gökyüzünde mehtap ve
Kuzey Kıbrıs'ta gece dalışı. Kim korkar köpek balığından? Hatta onun bile bir güzelliği var. Kazazedelerin ne yaşamış olduklarını yaşayarak öğrenmiş oluyorsunuz. Hadi Allah korusun yani, bu küçük bir risk ama yine de var tabii, ama Allah korusun. Kaza, ön çapa çok iyi bağlamadım. Sen check dive yapmaya gidiyorsun şimdi? Evet. Okey, neyi check yapacaksın? Doğru yerdeyiz. Ot üstünde dalmak istemiyoruz. Peki bir şey söyleyeceğim. Buradan görmüyor musunuz ya? Baksana. Şey, ışıktan biraz, su biraz tuzludur. Işıktan refleksiyon yapıyor. Pek görmedim. Gece karanlık. Göz gözü görmüyor. Neredeyiz? Doğru noktaya geldik mi anlamanın tek yolu dalıp bakmak. Ev sahibimiz hepimizden önce kendisini zifiri sulara bırakıyor. Siz bu sırada niye böyle iki defa beni sürekli soyup indiriyorsunuz? Allah'tan çekim yapıyoruz. Yoksa yani bir şey görme şansımız olmayacak. İçimden şöyle geçiriyorum. Marion çıkarsa dalacağız. Çıkmazsa dalış iptal. Florian Marion efendim burada. Ev sahibimiz olduğu için o ne derse yapıyoruz. Evet lütfen. Neyse ki Marion ses veriyor. Yol yorgunluğumuzu atmak için artık duşumuzu alabiliriz. Sudaki izlerin duşu işte böyle. Düşler aleminin tam ortasında olur. Hazır mıyız? Köpek balıklarına dikkat. Su altının büyülü dünyasına gece görüşüyle tanıklık etmek ayrı bir keyif. Gece dalışı size çılgınca gelebilir ama gerekli tedbirler alındıysa doyumsuz bir zevk sunar. Bu uyuyan güzellere sokar ya da çarpan balık denir. Böyle masum göründüklerine sakın aldanmayın. Eğer uyandırmaya kalkarsanız pişman olursunuz. Denizde yaşayan en zehirli balıklar arasındalar. Gece karanlığında sadece balıkların değil, amforaların da izini sürüyoruz. Bu kadar sağlam bir amforayı uzun zamandır görmemiştim. Hem de bu kadar sığ bir suda. Şanslıyız. Denizaltının büyülü dünyası tüm cömertliğiyle önümüzde. Bu kez de karşımıza kum yılan balığı çıkıyor. Kum yılanı yem balığı olarak da kullanılıyor. Lüfer ve levreğin en sevdiği balıklar arasında. Bu kadar çok düşmanı olunca saklanmaktaki maharetine de şaşmamak gerekli. O kendini göstermiyor ama kırmızı beyaz çizgili asker balıkların kimseden korkusu yok. Baksanıza, göz alıcı renkleriyle gece karanlığında nasıl da caka satıyorlar. Ve bu da trompet balığı. Fenerimizin ışığıyla bir hayli sersemlemiş bir vaziyette. Bu suların yerlisi değil zaten. Kızıldeniz göçmenidir bu tür. Kalamarla karşılaşınca otelde yemek yiyenleri düşünüyorum. Yok aslında birbirimizden farkımız. İkimiz de kalamarla karşı karşıyayız. Tek farkımız onlarınkisi tabakta. Bu delikli taşlarda bir zamanlar antik gemilerin demirlemesinde kullanılmış çapalar. Karanlık suda gece bir rüya gibi geçiyor. Efendim, Marion'la ikinci dalış günü için hazırlıklara çok erken başladık. Kartbaz'da ben Mustafa'da soluğu aldım. Damat tıraşı için, sabah tıraşı için, gerisi Allah kerim. Su altında yakışıklı çıkayım lütfen. Kesinlikle, sen merak etme. Tam doğru adrese geldin. Yeni güne sıkı bir hazırlıkla başlıyorum. Biraz rahatlamaya ihtiyacım var. Ama ne derler bilirsiniz. Yağmurdan kaçan doluya tutulur. Mustafa yordun beni. Marion'a bir şey kaldırdınız. Önce Marion, ardından Mustafa.
Baş harfi M olanlardan bir süre uzak dursam iyi olacak. Ama kaçış yok. Marion'la tarihi bir mekanda buluşuyoruz. Karpaz'da geçmişin izlerini bugüne taşıyan pek çok yapı var. Yeni Erenköy'deki bu kilise de işte onlardan biri. Hey Marion. Ha? Nasılsın? İyiyim, çok peki. Yok ya, yeni geldim. Merhaba. Bu kadar kolay olmadı. Kocaman kilise nasıl zor bulunur? Peki şimdi ne yapmak istiyorum biliyor musun? Seni yavru vatana ne aşık etti? Burada en çok sevdiğin yerler neler? Senle beraber senin gözünden onlara bakmak istiyorum. Tamam. Problem yok, gidelim. Çıkalım. Gösteririm size. Araban bu mu? Yok, maalesef gidip budur. Maalesef mi? O tekerleği bile yok. Bu daha enteresan olabilirdi. Daha maceralı. Dur, nereye gidiyorsun? Şu tarafta. Tam direksiyon sağ taraf. Kullanmak istersiniz, o da olur. Ada aşık olunmayacak gibi değil. Bizler gibi her doğa ve tarih sever adanın büyüsüne kapılabilir. Yolda Karpaz güzelliğini, Marion da içini bana döküyor. Birinci defa böyle yıllara 99 geldim zannediyorum. Burada iş olarak da geldim. Bir tekstil işim vardı burada. Ve hafta sonu Kyrenia'ya gittim. Orada da daldım. Dalmaya beğendim. Dalmaya'dan sonra gittim, orada bir eski bir kalesi var hemen girinin üstünde, böyle çok yüksek bir tepe üstünde. Orada oturdum ve aşık oldum adana. Hey, şu koyunlara bak. Keçi, eşek var. Eşek ha. Olacak, keçi olacak, koyun, tilki olabilir geziden. Yolun sonundaysa bir Ayos Filon Kilisesi oluyor. Gezdiğimiz her yapı biraz harap, biraz yorgun. Eski ihtişamlı günlerinden eser yok ama yine de büyüleyiciler. Savaş, her iki tarafa yaşattığı acılarla korkunç bir insanlık dramı. Ve belki de tek güzel yanı, barışın değerini bize öğretmesi. Kıbrıs aşık olduğumdan sonra Türkiye'ye gittim ve bir sene sonra zaten işi bıraktım orada. Dalmaya başladım ve dalış hocası oldum. Ondan sonra gördüm ki dalış hocası olarak hiç para kazanmaz. Denedim bir sene, bir buçuk sene dalış hocası olarak çalışıyordum. Orada da bir sürü değeri de var. Başka birine çalışıyorsun, kendini standart belki bozmak zorundasın, ekipman da belki beğenmiyorsun. Ondan sonra o yüzden yeni hem para konusu için hem standart için yeni tekstil işe başladım. Ona iki sene dayandım ama bana en son çok zor geldi çünkü kalbim dalmaya da orada gitmek istiyordum. Böyle bir şey yapmak istiyorum ve son zaman tekstil işi bıraktım. Dalış yaşamak tarzım değil, seçmedim olarak ama kısmet oldu. Böyle sakin yerler çok seviyorum. Hem de bence bizim dalış noktalar müthiştir, bizim çevre müthiştir. Ve bence burada çok çok güzel bir yer, özel bir yerde daha iyisi. Bizim köyden diyorlar bu eski harap ambarlar, keçi boyun diyorsunuz siz. Keçi boynuzu, evet. Ambar. Evet. Ama böyle bir gotik bir yapı sanki biraz kiliseyi de andırıyor değil mi? Bana da biraz fazla güzel geliyor ambar için. Ambar için, doğru. Ama belki ofis binası için kullandılar. Belki de kilise, belli değil artık. Bu çok... taraf öyle, yan taraf ambardı ama. Evet, diyorsun. Yan peki, tarafta kesinlikle ambar bence. Senin için ne ifade ediyor bu bina? Senin için değerini, özelliğini? Benim kalbim çok yakın bir yer. Çünkü burada deniz hemen sıfır da. Hı-hı. Ve... böyle eski bir, nasıl diyeyim, böyle karizmalı bir yer. Bir gün Kıbrıs bırakmak zorundayım. Bir gün Kıbrıs'tan kaçacağımsa bu yeri hep hatırlayacağım. Yani burası hep senin aklında ve kalbinde kalacak. Evet, çok önemli bir yer ve çok farklı. Tam Kıbrıslı. Mario'nun Kıbrıs'a, Karpaz'a olan tutkusunu anlıyorum. Karada gördüklerimiz beni de mest etti çünkü.
ve üstüne tuzlu suyu, Karpaz'ın zengin sualtı dünyası bizi çağırıyor. Malibu Otel'den bir daha denize çıktık. Bu defa bir derin dalış için. Biz bugünler için hazırlandık. Gece dalışında antrenmanımızı yapmıştık burada koyun içerisinde. Şimdi açık denizde kanyon dalışına gidiyoruz. Ver gözle, hadi bakalım. Yeni Erenköy'ün en renkli dalış bölgelerinden biri kanyona gidiyoruz. Burası özellikle tecrübeli dalgıçlara yönelik bir nokta. Suya ilk giren yine Marion oluyor. Doğru noktada olduğumuzun garantisini ondan alıyoruz. Ve hemen demir atıyoruz. Marion! Burası mı? Atalım demir. Altımızda derin bir kanyon ve kristal berraklığında sular bizi bekliyor. Hiç vakit kaybetmeden onlarla buluşuyorum. Yüzeyden neredeyse 42 metre derinlikteki kanyonun dibi görülüyor. Bu derinlikte çoğu dalıcı kendini rahatsız hisseder. Oysa burada kapalı alanın verdiği bu histen eser yok. Kristal berraklığındaki sular ve dik yamaçlardan oluşan dip yapısı dalışı ürkütücü değil, eğlenceli kılıyor. Maviliğin içinde süzülen renk renk süngerler göz kamaştırıcı. Biliyorsunuz, orfoz avı kesinlikle yasak. Burada umarım onun da huzuru hiç bozulmaz. Derin su, dalışın sonunu da çabuk getiriyor. Tüpteki havamızın bir kısmını, çıkışta yapacağımız emniyet beklemelerine ayırarak yükseliyoruz. Dalışta ve çıkışta başınıza ne geleceği belli olmaz. Hazırlıklı olmak lazım. Dalışın başında hangi maskeyle dolandığıma bakın. Dalışın sonunda hangi maskeyle çıktığıma bakın. Maskem aşağıda Marion'da. Ne olup ne bittiğini artık size bırakıyorum. Marion benim maskemi kaptı ama centilmenlikten ödül vermiyor ve bota çıkmasına yardım ediyorum. Görüyorsunuz Kıbrıs'ta hem dalış hem de dostluk güzel. Dostluğumuz kendi kendine gelişiyor ama dalış için biraz çaba göstermeliyiz. Komandovari bir çaba hem de. Bugün artık dalışlarımız bitti. Mario'nun çamaşır günü. Her dalış gününün sonunda olduğu gibi malzemelerimizi tuzdan arındırıyoruz. Özellikle elektronik malzemeler için bu çok önemli. Neyse ki Mario'nun çitilemesi tuzdan eser bırakmıyor. Umarım bu akşamüstü güneşinde hemen kururlar. Çünkü yarın sabah erkenden yine yola çıkacağız. Yepyeni bir dalış noktası bizi bekliyor. Şimdi bugüne kadar yaptığımız tüm dalış sohbetlerinde, okuduğumuz rehber kitaplarda Kıbrıs'ın en renkli ve en cazibeli sualtı bölgesinin Kuzey Kıbrıs'ta Karpaz olduğunu duyduk, okuduk. Bunu artık yerinde incelemenin vakti geldi. Karpaz'ın derinliklerine sudaki izler bayrağını dikeceğiz. Tabii siz de bizimle geliyorsunuz. Hadi bakalım. Hazır mıyız hepiniz? Hazırız. Gelin. Hadi bakalım. Ya biliyorsunuz savaştan sonra burada hiç kimse bizim ülke tanımadığı için embargo var üstünde.
Demek bizde böyle iş yok. Ne üretim var, ne turizmde zorlaşıyoruz. Durumlarda hep problem yapmak çalışıyorlar. O yüzden hayat biraz zor herkes için. Bize mesela en büyük problem ki bizim direkt uçaklarımız yok. Demek müşteri burada zor geliyorlar. Benim için önemli ki yeni savaş olmasın. İnsanlar, herkes mutlu ve rahat bir hayat yaşayabilirler. Ve üstünde istiyorum da tabii ki bizim Kuzey Kıbrıslar. Artık gençler iş bulasın ve kendine hayat kurmak şansınız olacak. Ama aynı zaman bizim yollar da bu kadar güzel ki hiç sıkılmıyorum. Ben bu yol her zaman, her gün 10 defa yapıyorum gerek varsa. Böyle güzel deniz kenarı, kumsal yanında, eşekler, hayvanlar, çevre. Marion hiç de haksız değil. İnsan buraya gelir de buradan nasıl gidiverir? Karpaz tam bir dalış cenneti. Ve bu kez rotamız yarımadanın en uç noktası. Birinci grup Marion, ben, Engin Aygün, Eşek. Yani Kuzey Kıbrıs'taki dalışın farklılığı bu. Bakar mısınız ne kadar güzel? Gel hadi. Vallahi laf aramızda, Eşek de bizimle gelse çok iyi olacaktı. Çünkü yine iş biz komandolara kaldı. Ne yapalım? Burada dalmak istiyorsanız yüküne katlanacaksınız. Burası Kuzey Kıbrıs'ın en kuzey noktası. Hemen arkamdaki Karpaz Burnu'nun işaret ettiği yerse anavatan. Zafer Burnu'nda su altındaki görüş mesafesi 30-35 metreyi buluyor. Öyle ki yüzeyden denizin dibini görmeniz mümkün. Bu berraklıkta dalmanın keyfi tarif edilemez. İndiğimiz noktadaki kumulların üzerleri amfora kırıklarıyla kaplı. Kimi parçalanmış ama kimi sapasağlam kalmış. Acaba içlerinde hala zeytin, şarap ya da incir var mı? Farklı dönemlere ait taş ve demir çapalarda geçmişin suya bıraktığı izler arasında. Masmavi su bana inanılmaz bir enerji veriyor. Adeta yenilenerek yüzeye çıkıyorum. Çok uzun zamandır böyle berrak su hiç görmemiştim. Çocukluğumu hatırladım ya. Ya böyle sular vardı bir zamanlar ve sizde hala var, çok şanslısınız. Böyle berraklık, böyle görüş hala var demek. İnanılmaz. Burası Kıbrıs. Of, burası Kıbrıs. Çok güzel. Engin? Evet. Kaç PSI? 125 var bende. Benim al, benimki 130 var. 150. 900 falan. 1900. Yok, 130 var. Fark ediyorsa. Okay. Tüpümüzdeki havanın sadece yarısını kullanmaya özen göstererek dalışımızı kısa kestik. Çünkü birazdan aynı tüple tekrar dalışa geçip bir dalış noktasında daha izimizi bırakacağız.
başka dalış, bir başka heyecan demek. Bu kez de bir mağaraya dalacağız. Bu dalış noktası da yine Zafer Burnu'nun açığındaki adalarda yer alıyor. Üstü 16 metre derinlikte. Beyaz kumullarla kaplı zemin ise 25 metrede. Buraya mağara deniliyor ama bana daha çok bir kovuk gibi görünüyor. Çünkü 8-10 metre ilerledikten sonra geçit vermiyor. Her yer asker balıklarıyla dolu. Gelene geçene selam duruyorlar. Sualtı fotoğrafçılarının gözdesi olan bu güzel modellerin bu kadar çoğunu bir arada hiç görmemiştim. İstemesek de bu dalışı da kısa kesmek zorundayız. Çünkü neredeyse yarım dolu tüple daldık. Her şeyin tadı damağımızda kaldı. Tekrar görüşmeyi dileyerek yüzeye doğru süzülüyoruz. Bu dalışlara şu ismi koyuyorum. Bir taşla iki kuş dalışı. Çünkü harika berrak su. Dalıyorsun amforalar. Hemen botla geliyorsun. Burada mağara, bir tüp sırtında iki tane çok farklı, birbirinden çok farklı başka lezzetler yaşatan dalışı yaşayabiliyorsun. Bir taşla iki kuş. Sadece ve sadece Kuzey Kıbrıs'ta. Bir, iki. Hadi. Yukarı. Bravo. Vay be, bravo. Ya, siz beni 23 yaşındayken görecektiniz. Sekerek çıkardım. Parmağım sağlamken, belim sağlamken. Klasik bir söz vardır. İnsan hissettiği yaştadır diye. Galiba ben de şu anda 23 yaşındayım. Zira Karpaz verdiği enerjiyle beni o yıllarıma geri götürdü. Bu enerjiyle yine üstümüze doğru, yani San Andreas Manastırı'na geri dönüyoruz. Dünya Ortodoks cemaatinin en önemli ibadet yerlerinden olan manastır, Yarımada'nın önde gelen ziyaret yerlerinden biri. Mucizeler yaratıcısı, rüzgarların hakimi ve yolcuların koruyucusu vasıflarını taşıyan Apostolos Andreas'a adanmış. Bu manastırda cemaat mensupları hem dua ediyor hem de inançlarına özgü olarak değişik adaklarda bulunuyorlar. ...15. yüzyıla tarihlenen şapel, manastırın en eski yapısı. Özellikle şifa bekleyen hastalar, dilek sahipleri ve kısmet bekleyenlerin adak mumları hiç eksik olmuyor. Bir dakika ya, kokuya bak. Mum kokusu bu. Evet, onlar... Bunlar ne? Onlar benim bildiğine kadar Rumlar gönderiyorlar. Ki burada yaksın, ki San Andreas onlara yardım etsin. Kilisenin içerisinde kullanılsın diye, evet. Hala. Tabii burada sağlık için veyahut da bir dileği, evet, olanlar mum yakar ya... Hala mum gönderiyorlar. İnanmıyorum. Bir çuval... Bak şurada da görüyorsun. Bir çuval değil, yani bir oda dolusu çuvallar. Hepsi mum. Burası da mum dolu hala. Evet, hala yıkamak bekliyorum. Bütün dilekler gerçekleşmeyi bekliyor. Peki. Hı. Efendim, burası Karpaz. Burada dalmadan olmaz. Su altında ne arıyorsanız burada bulabilirsiniz. Batık dalışı, mağara dalışı, amfora dalışı, hepsi bir arada. Hadi bakalım. Atlayın suya, başlayın dalışa. Hazır mıyız? Hop! Botumuza atlayıp yeniden mavi sulara açılıyoruz. Günün üçüncü, seferimizin son dalışı için yoldayız. Artık bir batık dalışıyla Karpaz gezimizi taçlandırmalıyız.
Hikayesi tam olarak bilinmeyen bir batığa dalacağız. Öte yandan bölgede birden fazla batık olduğu ve farklı gemilerin buradaki kayalara çarparak batmış olabileceği de rivayet ediliyor. Gemi mi, gemiler mi bilinmez. Karpaz batığı bugün hala sırrını koruyor. Batık dalışının özel teknikleri vardır. Derin ve bulanık su batık dalışını güçleştirir. Karpaz batığı ise 9 ila 16 metre arasındaki bir derinliğe dağılmış durumda. Billur gibi sularda ideal derinlikte bir batık. Daha önce batık dalışı yapmamış olanlar kendilerini burada rahatlıkla test edebilirler. Belki de su altının renklerinin yanında paslı bir yığın olarak göreceğiniz batık sizi hiç cezbetmeyecek. Ama bizim gibi batık delileri için burası eğlenceli bir luna park'tan farksız. Büyük bir iştahla batığın hem içini hem de dışını gözlemliyoruz. Pervanenin hali kayalıklara çarparken hala çalıştığını gösteriyor. Bu tip dalışlar yapan dalıcılar mutlaka tetanoz aşılarını olmalılar. Kısa elbiseyle ve eldivensiz yapılan batık dalışlarındaysa risk çok daha fazla. Batık çok geniş bir alana yayılmış. Su o kadar temiz ki ışıklandırılmış bir akvaryumun içinde gibiyiz. Şaşırtıcı bir diğer şey ise bazı saatler ve geyiklerin hala yerinde durması. Karpaz böyle çok daha güzel bir yer, böyle açık deniz içinde gözüküyor gibi zannediyor. Ama tabii ki lojistik olarak orada gitmek, şeyler taşınmak çok zor bir iş. Ama yine çok zevk alıyorum çünkü orada ben de kendini her zaman dalmak bayılıyorum. Bazen gerçekten akıllı düşünmek çalışıyorum ve karar veriyorum burada kaçmak zorundayım, başka bir şey yapmak zorundayım, başka bir yere öğretmen olarak gidelim falan filan. Ama en son her zamanki böyle düşünüyorum, karar yapmak bir adım da önce in ve diyorum dur ya, ne yapayım? Gitmek istemiyorum, burada kaçmak istemiyorum. Ne kadar kalabilirim, o kadar kalacağım. Her zaman yeni bir umut var. Her sene yeni bir şey çıkıyor. Belki yeni bir otel açılıyor. Belki direkt uçaklar söz ediyorlar. Belki şu anda yeni bir marina açıldı. Ve inşallah bir gün düzeltmesi lazım. Ya bu kadar güzel bir yer nasıl düzeltmesi? Bekliyoruz. Bir şey olacak. Kıbrıs, Akdeniz'in ortasında bir uçak gemisi. 3 günden beri yavru vatanın çevresindeki sularda sudaki izleri sürüyoruz. Görünen o ki bölgedeki ekonomik ve politik gelişmeler yavru vatanın hem çehresini hem de çevresini değiştirecek. Burada manastırlarda yakılmayı bekleyen mumlar da var, dalış merkezlerinde öğrenci bekleyen eğitmenler de. Bildiğimiz bir tek şey var, o da hiçbirisinin umutlarını asla kaybetmeyeceği.